Tomris Uyar, 15 Mart 1941 yılında İstanbul'da doğmuştur. Hukukçu Celile Hanım ile hukukçu ve yazar Ali Fuat Gedik'in kızıdır. CHP Trabzon milletvekili olan Süleyman Sırrı Gedik büyük babasıdır. İlkokulu Taksim'deki Yeni Kolej'de, ortaokulu İngiliz High School'da, liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Ülkü Tamer ile birlikte Cemal Süreyya'nın çıkardığı Papyrus dergisinin yayımına katıldı. Bir ara Boğaziçi Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat dersleri verdi. Kurucu üyesi olduğu TYS'den daha sonra istifa etti. Pen Yazarlar Derneği üyesi olmuştur. 1969 yılında evlendiği Turgut Uyar'da bir çocuğu vardır. Tomris Uyar'ın edebi kişiliği. İlk öyküsünü Türk Dili Dergisi'nde yayınladı ve tarihler 1962 yılını gösteriyordu. Henüz 21 yaşındayken yazar olma isteğini perçinlese de bu dergi ona asıl ününü sağlayan dergi. Kimisinin göğe bakmak istediği kişi, Cemal Süreyya'nın sevdiceği, Turgut Uyar'ın karısı ve Edip Cansever'in yarısıydı Tomris Uyar. Kendi satırlarıyla bizi büyülerken o uğruna şiirler yazılan güzel kadındı. Hem edebiyatın kendisi hem edebiyatın ilham kaynağı olan Tomris Uyar'ı 2003 yılında kaybettik ama kendisi ardında çok güzel hatıralar ve eserler bıraktı. Bugün size işte bunlardan birinden Tomris Uyar'ın Sözleşmeler kitabında yer alan bir bölümden bahsedeceğim. Edebiyatın güçlü kalemleri Tomris Uyar, Füsun Akatlı, Nimet Tuna, Edip Cansever ve Turgut Uyar, aşık olunabilecek bir erkekte bulunması gereken özellikleri sıraladıkları küçük bir oyunu kapsıyor. Bu size anlatacağımız bir bölümdür. Kitaba göre olay şöyle gerçekleşmektedir. 1980 başlarında bir yaz akşamı Füsun Akatlı, Nimet Tuna ve Tomris Uyar o dönemin gözde uğrağı Şadırvan'da buluşmuş, denizin tadını çıkarmaktadırlar. Konu bir ara aşka, sonra aşksızlığa, en sonunda da aşık olunabilecek bir erkeğin özelliklerine gelmekte ve bir oyuna dönüşmektedir. Nesnel davranmakta kararlı olduklarından masalarına gelen Edip Cansever ve Turgut Uyar'ın da görüşlerini almaktadırlar. Sonraları Ferit Edgü, Mürşit Balabanlar, Aydın Emeç gibi güvenilir erkek dostlara da başrol olacaktır. İşte Cemal Süreyya'nın, Edip Cansever'in, Turgut Uyar'ın ve adını bilmediğimiz birçok kişinin daha kalbini çalan kadın Tomris Uyar'ın ve dostlarının ağzından aşık olunabilecek erkekte bulunması gereken özellikler. Adam tokya giymeyecek. Belki de böylelikle onun evde pijamayla dolaşmamı güvencesi alınmaktadır. Şort yasak değilmiş. Yatarken çorap giymesinmiş. Ama kes giyip jogging'e çıkması, pazar günlerini doğa budalalığıyla geçirmesi sizi de yürüyüşe zorluyorsa yasak. Pamuklu keten yün gibi doğal elyaf giyecek. Naylon ve parlak kumaşlar kesinlikle yasak. Ferit'in önemli katkısı, fanile giymeyebilir. Turgut Uyar ise ama don giysin. Herkes adamın haftada en az bir kere yıkanmasına razı olmaktadır. Ama Ferit Ötke her gün yıkanmasında diretmektedir. Kesinlikle uykucu biri olmasın ama uykusuzluğundan da yakınmasın. Uykusuz gecelerini paylaşılan bir şölene dönüştürebilsin. Alkolik olabilir ama sarhoş olmasın. Ferit'in katkısı düşebilir ama çelme takılmasın. Uyuşturucu kullanmasına izin var mı? Müşride göre ikinci kişiliği gündeme gelmiyorsa kullanabilir. Turgut'a göre Ülkü Tamer. Tomris Uyar ve Ülkü Tamer'in aşkı ikilinin tanıştıkları kolej yıllarına dayanır. Şair ve gazeteci Ülkü Tamer ve Tomris Uyar kısa sürede evlenirler. O sıralar Tamer soy ismine sahip olan Tomris Uyar ilk çevirisi olan Tagore'den Şekerden Bebeği bu yıllarda tamamlar. İkilinin belki de çok farklı şekillerde sonuçlanacak ya da daha uzun yıllar devam edebilecek olan evliliği hazin bir son ile noktalanır.
Tomri Suyar ve Ülkü Tamer'in Ekin isminde bir kızları olur. Bebekleri henüz birkaç aylıkken sütten boğulur. Bu büyük kayıp ikilinin ayrılığı ile sonuçlanır. O zamanlar Boğaz'da, denizle öpüşen meyhanelerde Tomris Uyar'la Edip Cansever'i baş başa rakı içerken gören çok oldu. Onları öyle görüp ellerini sıkma şansına erişmiş, edebiyata ve şiire meraklı bir gazeteci, Tomris Uyar'ın bir an evvel sevdiklerinin yanına gitmek için bu kadar çok içtiğini düşündü. Cansever'in bir peçeteye yazdığı dize ise dilden dile dolaştı. Tomris rakıyı çok severdi, bense onu. Cemal Süreyya. Tomris Uyar ve Cemal Süreyya ikilinin de evliliği olduğu bir dönemde tanışırlar. Doğruluğu çok bilinmese de ikisinin de eşlerinden birbiri için boşandığı söylenir. İlişkiler üzerine pek konuşmasalar da Tomris Uyar'ın şu sözleri bu derin ilişkiyi anlamamızda bir yardımcı olabilir nitelikte. Uyar, Cemal Süreyya ile olan ilişkisi sorulduğunda şöyle demiş bir keresinde: "Beni bıraktı ama rahat edemedi. Ona göre bana sahip olunamazdı. Senden ayrıldığım anda senin hakkında, hikayen hakkında sevdiğimi belirtecek hiçbir şey söylemeyeceğim. Benim ağzımdan kimse duymayacak" dedi ve doğrusu hiç de yazmadı. Bu sır gibi ilişkinin başlangıç hikayesini de Cemal Süreyya'nın şu sözlerinden dinliyoruz: "Kendisini tanıdığımda ben evliydim, o da evliydi. Ankara'da tanıştık, Sanatseverler Derneği'nde, hiç unutmuyorum. O bana herhalde bir arkadaşıyla, yani Ülkü Tamer'le, evli ve edebiyata düşkün genç bir kız olarak ilgi gösterdi. Ama çok sıradan bir ilgi gösterdi. Ben de onun sandığımdan çok daha, nasıl söylesem, daha derin demeyeyim de, daha keşfedilmeye değer bir insan olduğunu düşündüm. İkili eşlerinden ayrılıp aynı evde yaşamaya başlar. Aşkları Türk edebiyatının en ses getiren ve de en verimli aşklarından biri olarak tanımlanır. İlişkilerdeki Tomris Uyar dominantlığının ise şu hikayeden hissediyoruz. Her akşam işten çıkıp şıp diye eve damlıyordu Cemal Süreyya. Bir gün Tomris Uyar biraz gez dolaş, arkadaşlarına falan buluş" dedi. Ertesi gün geç geldi Cemal Süreyya. Daha ertesi günde hep geç geldi. Bu akşamlardan birinde örtü sirkelemek için pencereyi açan Tomris Uyar, apartmanın girişinde oturan Cemal Süreyya'yı görür ve gerçekler ortaya çıkar. Her akşam iş çıkışı eve geliyor ama aşağıda oturup gecikiyordu Cemal Süreyya. Tomris Uyar tarafından durumun adı derhal kondu: şahsiyet rotörü. 3 yılın sonunda tükendi Cemal Süreyya ile Tomris'in aşkı ve güzel bir dostluk kaldı geriye. 1962 senesinde tanışmışlar ilk ama birliktelikleri